Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölüm bir dakika dur şimdi. Video dışı ne yaptım hemen bir anlatayım kısaca. Şimdi şöyle ki Danistika'yı aldım. Nasıl aldığımı da şuradan göstereyim size. Burası hatta dur. Şöyle göstereyim haritada. Bak zaten Kuzeyit baya böyle haritanın yarısını alacak böyle. Gittikçe ilerliyor. Burası Empire'ındı zaten. Burası işte savaş çıktı sürekli. Bir geldi burayı Aseraylar aldı. Bir Kuzeyitler aldı derken en son Kuzeyitler'deydi orası. Şuradan çok basit aslında. Kuzeyit'e gidiyorsunuz. Tamam mı? 100 nüfusu savaş açtım. Kuzeyit'in de Danistika. Sonra Danistika'yı ele geçirdim. 100 nüfusa tekrar barış yaptım direkt. 200 nüfus gitti ama olsun. Nüfus zaten geliyor sürekli. Heh. 4 nüfus geliyor zaten. Danistika'yı almış olduk. Burası gayet iyi oldu. Bizim şöyle bir mekanımız olmuş oldu. Onun dışında şu şeylerle de savaştayım. Nerede onlar? Şu Kuzey İmparatorluğu. Zaten bunların 2 tane şehri kaldı. Bunlar iyice dayağı yedi burada. Çok yerleri kalmadı bunların da. Arada benim mekanlara saldırmaya geliyorlar. Tokatlıyorum falan. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm artık bir evlenmemiz lazım. Şart. Şimdi bizim Hatun'a bir bakalım. Nerede bizim Hatun? Tabii şimdi aslında bir barış mı yapsam ilk önce ya? Dur bakayım. Abla tövbe estağfurullah. Ne oldu senin suratına ya? Ulan kaplama yüklenmedi de ha. Yani dedim kıza bir şey olmuş. Neredeydin sen? Bakayım bir. İşaretleyelim orayı. Bu şeyde nedir onun adı? Sturgiyalılardan bu. Babası, ailesi, kimsesi yok bunun. Tek bu. Bununla evlenmek kolay olur. Bunu alırız. Hiç böyle şey yapmayız. Şunlarla aslında barış yapsam var ya çok güzel olur ha. Aklıma şu da geldi. Acaba dedim Nusun var ya benim kardeşim. Nerede o? Benim yanımda mı? Onu belki şehire falan bırakmış olabilirim Nusun'u. Öyle bir şey yapmış olabilirim. Bu Alte var yanımda. Sarışın var. Kızıl Catu var. Yok. Kardeşim şey yapmışım. Şunu da bir dur lan şu Danistika'yı okutalım da. Az önce tokatladım o gevşeye de. Şu hana bir satalım. Şey yapayım dedim. Kardeşlerimden bir tanesine bir tane kale vereyim. O da benim gibi böyle lord olsun. Gezinsin hem şeyde böyle. Nasıl diyeyim. Etrafı falan temizler böyle. Saldıran falan eden olursa şey yapar. Temizler falan diye. Ama ben şunlarla dur bir barış yapayım ya. Gerçi 100 nüfus versem. Dur bakayım. Nusun burada mı? Kenti yönet. Vali Nusun. Nasıl bir şey yapsak? Buradan -3 bağlılık yiyoruz zaten. Sen bir sal bakayım burayı. -2'ye düştün en azından. Erzak da eksi de. Sulamaya vermişim zaten. Üretimi biraz arttırmak lazım. Vali olarak verecek biri yok şimdilik. Dursun da. Onu ayarlarız. Rezerv var bayağı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çık bakayım şuradan bir. Krallık. Şibal yok bu değil de. Yok gerçi burayı vereyim lan. Bunun refahı hem daha düşük. Gerçi burası mı burası mı? Şu Şibal Züm bizim ilk şeyimiz ya. İlk göz ağrımız. Burayı verebilirim. Hediye diyeceğim. Kimseye veremiyoruz mu? Hayda niye? Bir dakika lan ben Nusun'u yanıma aldım mı? Almadım ki. Nusun burada. Şunu birliğe al. Şuradan krallık. Şurayı hediye edeceğiz. Bak gene çıkmadı. Klanlar. Klan bir tek benim klan var. Ordu. Diplomasi. Bekle bir dakika. Klan. Nusun. Gerçi bunu klandan atamam. Aile. Demek ki klandan olmaması gerekiyor. Gerçi o saçma olur lan. Bak buradan rol atayabiliyoruz. Kendimi levazım subayı yapayım. Dur şimdi şunlar kervandaki elemanlar. Bunlar garnizonlar. Danistika'da da adam yok ha. Oraya biraz şey yapmak lazım. Tımarlarda mı? Danistika. Bunlar valiler zaten. Buradan valiyi değiştirebiliyor sadece. Diğerde ne var? Atölye. Atölyemiz zaten yok. Neyse ben ona bir sonraki bölüm şey yaparız artık onu. Ulan şunu bir ayaküstü şurada bir tokatlayıvereyim 2 dakika. Yakaladık mı? Yakaladık, tamam. Aslan parçası. Sen bir gel bakayım. Ben seni şurada 2 dakika bir tokatlayayım. Ondan sonra bunlarla barış yapayım tokatladıktan sonra. Ulan keşke saldırmadan önce bir barış yapalım deseydim. Kaç para isteyeceklerdi acaba? Gerçi 100 nüfus basarız ya. Ya şu an tek derdim ben burada değilken kaleye saldırmasınlar. Ben buradayken saldırsalar tokatlarım da. Ben burada değilken sıkıntı olur. Şunu indireyim. Gideyim satayım, sonra bunun parasını da çökmüş oluruz. Saldırın bakayım aslanlar. Ondan sonra da şey yapar. Bizim artık bir Hatun'un yanına gidip bir tavlamaya çalışırız. Tavlayabilirsek evleneceğiz zaten. Hop delikanlı gel bakayım. Ananı ulan döneceksin sandım. Şimdi şöyle bir kafaya bir ata çaktık lan, tüh. Aha. Neyse onu indirsin bizim çocuklar. Çekil oğlum önümden. Nasıl vuramadım ya? Bak at 20 hasar verdi. At benden fazla vuruyor lan. Ha bu arada atı da göstereceğim size bak. Dur şimdi şu savaş bitsin. Oğlum hayırdır lan? Ok falan atıyorsunuz. Onun arbaletler fena. Niye vuramıyorum ben kimseye? Ya sabır. Bizim çocuklar düşüyor. Niye öyle oldu? İndirin oğlum şunları. Bizim piyadeler daha yetişemedi. Bende de bir kolsuzluk. Gerçi her zamanki şey. Gel lan gel. Yat aşağı. Yat aşağı. Allah Allah. Öleceğim şimdi ha. Bir kolsuzluk var. Ben şöyle bir uzaklaşayım da. Ölürüz kalırız şimdi burada. Oğlum dur lan. Birinizin kafasını şunu bir saplayıp kalkana soktuk lan. Bedava adam. Bedava kill. Bak 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 bak. Şerefsize bak bak. Bak heh, sapladı tamam. Bizim çocuk indirdi. Oğlum bizden çok ölen oldu gibi oldu. Niye öyle oldu lan? Bir kişi öldü. Kim öldü? Paralı kılıç ustası. He salla. Kılıç ustasını salla. Bir şey olmaz. Bu arada eğer abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Twitch, Instagram ve Discord linklerimiz de açıklama kısmında mevcut. Onu avradını 123 tutsak ne lan? Benim yerim yoktur ki. 51'lik yerim var. Dur bir dakika. Ekibe gelen var mı? Yok. O zaman şuradan ne yapalım? Sağlam adamlardan alalım. En kalitelilerinden. İmparatorluk lejyoneri. Tamam ver 2 tane bundan. Bitti zaten. 51 oldu. Ulan şehrin yanındaydım. Keşke alsaydım hepsini ya. Aklıma gelmedi. Şimdi şunu okutacağım. Sonra barış yapacağım. Birkaç GB bulalım. Eksi 1000 dinar mı? Eksi 1300 yedik. Nasıl şimdi 300 şey oldu? Anlamadım. Neyse. Şimdi ham bölgesi. Şu arkadaşı bir okutalım. Aslanım nerede? Aa doğru lan, ben kimseye esir almadım. Neyi okutuyoruz? Gelişiyor mu? Aslanım sen bir geliş. Bunlara at yok ya. Tamam. Şimdi direkt krallık. Diplomasi. Şunlarla bir barış yap. Tamam. Kimseyle savaşta değiliz. Şimdi kızın yerine bir daha bakalım, garanti olsun. Yeri değişmiştir kesin bunun. Değişmemiş. Şu an hala orada gözüküyor. Biz gidene kadar değişebilir ama belli olmaz. Nerede bu anasının hörekesi lan? Ben bir şey söyleyeyim. Bak ben şu şehre doğru gideyim. O da oralara doğru falan gelir herhalde. Daha önce oyunda hiç evlenmedim bu arada. Oynadım bayağı ama hiç evlenmedim. Şimdi kızın annesi babası da yok. İsteme işi oluyor mu yoksa direkt bunların şeyinden mi, krallarından mı istiyoruz onu bilmiyorum bak. Şimdi öğreneceğiz. Her şeyi gösterecektim lan. Dur, envanterde. Lan Nusun'dan bir at çıktı. Bak. Atın değerine bak. 25.000 dinar. Safkan. Nasıl oldu biliyor musun? Şöyle geziyordum. Tamam mı? Şu şeylere bakıyordum. Şu sivil kıyafetlere bakıyordum. Böyle işte bazıları çapulcu gibi geziyordu. Birazcık zırhlı şeyler verdim üstlerine. Lan bir baktım Nusun'da at var burada. Baktım Safkan yazıyor. Bir çektim şuraya. Bir baktım 25.000 dinar şey gözüküyor. Değeri 25.000 dinar gözüküyor. Dedim ver bakayım sen o atı. O atı sen ne yapıyorsun? Çöktüm ata hemen. Satacaktım bir ara da. Param yoktu çünkü bir ara. Ondan sonra şimdi işler tıkırında. Fena değiliz şu an. Şimdi gene eksi 1500 yiyoruz. 1700 yiyoruz. Niye artıyor lan bu sürekli? Allah Allah. Eksi 1700 ne? Ulan 2350 girdi lan. Güney İmparatorluğu Raga'ya aslanlara sağ... Ya sabır. Şuradan bir barış yapalım. Ulan. Normalde olsa yapmazdım var ya. Şuraya gidiyor olmasaydım şayet. Normalde yapmazdım. Hepsini indirdim de dur bakalım şimdi. Nerede? Hala aynı yerde. Oğlum köy orası. Sen köyde mi kalıyorsun? Durduk yere savaş açar oldu millet ya. Tiplere bak tiplere. Daha 20 tane yaralı adamım var bak. Ha, iyileşiyoruz. He. Şimdi artı 500 burada diyor. Burada 2000 girdi gene. Oğlum ben. Bizim muhasebeci bak bizi tokatlıyor ha. Az önce burada artıydı. 2300 dinar girdi lan. Bekle hala oynuyordu. Allah Allah. Ulan bu orduda falan mı lan acaba? Ordu bu civarda geziniyorsa. Vallahi bir izler var ama. Geldik şimdi. Burada mı kız? Yok. Burada değil ki. Zaten köyde olamaz. Böyle bir ihtimal yok. Heh, Balgart'ta. Balgart Allah bilir nerede şimdi. İyi. Çok da uzak değilmiş. Yardır oğlum. Hız bir bulursak kaçırmadan. Ulan şu orduda olmasın o. Bir dakika. Şu orduya bir bakabilir miyim? Ordu üyeleri yok. Burada değil. Ordu lideri olabilir mi peki kendisi? Yok. Ordu lideri de değil. Hadi görüşürüz. İşim var benim. Çekil. Eksi 3500 lan biz nereden? Haraç ödemeleri mi? O ne? Oğlum kim bizi haraca bağladı lan? Bekle oğlum. Şu kızı bir şurada bir şey yapayım da. Bir bulayım. Nerede bu? Burada mı? Kız burada değil ki. Lan bak gene mi bir yere gittin 2 dakikada ya? Ha. Oka. Orası nerede? Şurayı bir kapat. Buraya geçmiş bak. Gittikçe yaklaşıyoruz. Bir yerde yakalayacağız. Hadi bakalım. Bir yerinde durmuyor. Kesin orada da var ya bir şey söyleyeyim mi? Bak orada gidiyor. İz var. Ben şu orduyu bir takip edebilir miyim? Oo kesin bu ordudadır. Kız savaşçı çünkü. Kesin ordudadır. Bakalım gene de. İnşallah ordudadır. Aha burada. Zlatka. Hadi hayırlısı dur şimdi. Evet tavlama zamanı. Tavlayabilirsek tabii. Şimdi ne diyorsun? Ulan bunu yer mi bu? Yemez gibi ama. Hadi. Yedi. Yedi. Dur. 1. 2 puan daha lazım oğlum. Bunu yedi. Rakiplerine düşmanların pek çok ilginç insan. Aynen. Ne diyelim buna? Bu da olabilir. Bu savaşçı çünkü. Bunu yiyebilir ama yememe ihtimali de var. Bu daha bir olur gibi geldi ama. Sen özelliğin ne senin? İlişkimiz artı 9 da cömertsin sen. Sen cömertsin de sana. Hadi. Vallahi bunu da yedi dur. 1 puan kaldı. Aynen. Ne yaparız? Oğlum şu 92 çok cezbetti beni şu an ama ihtimal. Başarı şansı. Hadi. Vallahi yedi lan bunu da. Ne oldu şimdi? Evleniyoruz mu? Anlıyorsun. Birçok ortak noktamız var. Belki tekrar karşı daha çok konuşabiliriz. Tekrar konuşabilir miyim şu an? Zlatka. Konuşmak istediğim bir şey var. Buradan bir şey sor. Kısa bir soru. Yok, oradan da sorulmuyor. Aradan zaman geçmesi gerekiyor herhalde. Tamam. Aradan biraz zaman geçsin. O işi bir hallederiz. De. Bu haraç şeyi ne oğlum? Bak haraç ödemeleri 144'e düştü. 3000 dinar haraç ödemesi kesildi oradan. Ne oldu? Bizim şehirde bir yamuk mu var? Ben şu şehre bir döneyim bakayım. Bunların arpası fazla geldi herhalde. Haraç ödemeleri diyor. Biz haracı neye ödüyoruz ki? Yani şehri aldıktan sonra geldi bu haraç ödemesi. Daha yeni gördüm zaten ben de. Bak 3800 dinar haraç ödemesi diyor. Valla şehre dalar yamulturum hepiniz ha. Şuna bak lan 3000 gidiyor. Bekleyin oğlum, geliyorum oraya. Bekleyin. Gün aşırı haraç ödemesi alıyor anasını satayım. Ne bu? Abi 1300 dinar bak. Paraya bak. Bizim şehirde çeteler falan var herhalde. Milletten haraç kesiyorlar. Bizde tabi vergiyi azalınca milletten o haraç ödemesi olarak mı geçiyor artık? Nasıl oluyorsa. 4000 dinar girdi lan. Burada 1400 diyor zaten. Burası da bizi şey yapıyor, dolandırıyor. Bizim muhasebeci valla sıkıntılı. Ne kadar var lan? Hadi çabuk. Yardır bakayım şu şehre. Bunların canı bir dayak çekmiş. Ulan şuna bak lan. Kral olarak haraç ödüyorum ben ya. 3400 daha gitti. Para bitti. Şuna bak. 100.000 dinarım vardı lan benim oyuna başladığımda. Şimdi girince. Dur bir gideyim bakayım. Geldik sayılır zaten. Oğlum çatır çatır bak 3000-4000 gidiyor ha. Hadi lan hızlı gel. Şuna bak, para bitti anasını satayım. Haraç ödemesi olmasa kârdayım ben muhtemelen ha. Yardır bakayım, yardır. Şimdi o haraç işine ben bakacağım. Kim bize şekil yapıyormuş. 3700 daha girdi. Oğlum bak. Şimdi bu haraç ödemesinin nedeni ne olabilir? Bir dakika, ticaretten ben bir şeyler satabilir miyim? 80.000 para kaldı. Şunlardan aldıklarım bir okut bakayım. 15.000 dinar eyvallah. 96.000 dinar. Şimdi kent merkezinde ben bir dolaşayım. Bekle. Böyle çetelere falan bir bakalım. Haraç maraç nereden şey oluyor mu? Valla haraçı ilk defa gördüm bu arada. Nedenini de bilmiyorum. Şimdi şehre girip bir turlayacağım bakalım. Sağda solda bir gezineceğim. Öyle çete mete varsa bir tokatlayalım. Tabi dayak yeme ihtimalimiz de yüksek. Muhtemelen tek başıma olacağım çünkü. Şehirde de gezmediydim ha. Bir gezmiş oluruz. Yüklenecek inşallah bugün. Hadi oğlum. Ulan ne yükledin anasını satayım. Sıfırdan yaptı şehri ha. Aha sen kimsin lan? Kim bu? Sarışın. Gel bakalım delikanlı gel. Şöyle bakalım. Hayırdır bunlar? Dur hatta şurada şu at tüccarı galiba. Şundan bir tane at dızlayayım şimdilik. Dayı sonra getireceğim ata. Şimdi bir tanesini dızlıyorum şurada. Helal et. Sarışın bin oğlum bir tane ata da sen. Gerçi sen binmeyeceksin değil mi şimdi? Yok. Gençler ben 2 dakikaya getiriyorum atı. Hadi eyvallah. Gençler selamünaleyküm. Bir tane kentli bulup ha. İşte delikanlı bak bakalım oraya. Dur lan onu çökecek ha. Pazardaki adam dedi ki bütün o sıkıntılar ve acılar göklerin... Tamam kardeş de bana ne? Birini arıyorum desem mesela. Bunlar bizim çocuklar. Dur. Bu kim? Beni ona götürebilir misin? Hadi bakalım. Bir götür bakalım. Kim? Dayı ayaklarına bir şey çarpıldın gibi sen ama. Dayı iyi misin? Bir şey oldu adama ama. Vallahi çubuk yutmuş gibi oldu lan adam. Gideceğimiz kişi kimmiş bakalım, bir gidelim de. Belki böyle çete falandır. Sarışına da hiç güvenmiyorum, bu iyi savaşçı değil. Lan çocuk çocuğa bak. Vallahi koyut köşeye gidiyoruz. İçeri mi gireceğiz? Bekle dayı bekle. Attan ineyim bekle. Çekil lan. Ha geldik mi? Kim? Kentli. Bu değil. Bu değil. Bu da kentli. Bu da kentli. Kentli. Zanaatçı katibi değil. Ha şu. Kimsin lan sen? Ha, zanaatçısın. Tamam. Kısa bir sorum yok. Artık gitme. Bu değil. Bir dakika dur. Kentli. Delikanlı. Ananı yanlış tuşa bastım. Birini arıyorum. Marten adı bilmem ne bir şey bir şey. Dur bir dakika ya, ben haritadan bakarım. Nerede o? Marten adı Lizard. Gel bakayım. Nerede o? Te orada bak, bizim kızıl da orada bak ha. Bir şey olursa yardım eder herhalde, eşek değil. Şehirde geziyor. Dur hatta ona bir söyleyeyim, o da benim peşime takılsın. Aslan parçası, olay çıkabilir. Delikanlı. Emrimde misin? Sen beni bir takip et bakayım. Öbür çocuk. Sarışın da peşimde, tamam gel. Başka yanıma alacak biri var mı? Yok. Gelin bakayım bir. Bir olay çıkacak gibi ama. Oğlum o içeride mi? Nerede o ya? İçeride galiba, dur. Biri imalathanesi diyor oğlum. Bu adam biracı bence. Biracı nasıl oluyorsa zaten. Bu sen hayırdır lan? Biz de 3 kişiyiz kardeş. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan bak sen. Barışı senin sağladığın söylenecek. Allah Allah. Otoriteye saygı duyuyorlarmış. Kısa bir sorum olacak desem bir şey soramıyorum zaten. Yani çete lideri muhafızı diyor oğlum bu çete. Hey. Gençler. Bak bana emaneti çektirmeyin. En iyisi patronla konuş. Bu mu patron? Şimdi bunlar çete mi, ben anlamadım. Ya normalde ben hatırlıyorum böyle şey arasında, sokak arasında falan çete oluyordu. Bak arka sokakta olabilir çete. Gelin bakayım lan benimle. Emanetleri çektiniz mi? Neyse savaş çıkarsa çekersiniz. Bak şu arka sokakta çete olabilir. Çünkü hatırlıyorum bir yerde bir çete olması lazım, şart yani. Şu bu arka sokakta nasıl arka sokak lan burası? Şu içer buradan geçiliyor mu lan? Ay anana avradını. Dolanacağız mı illa? Gelin bakayım. Lan böyle tabanvaydı ama yavaş gidiliyor ha. Hadi oğlum gelin peşime. Açıklık var şurada bak. Bir sürü insan var da yani. Oğlum o şu gezen ne lan, çocukmuş, koyun zannettim çocuğu lan. Şu tipe bak ya. Aha dur. Bunlar bizim çocuklar, bir şey olursa gelirler. Arka sokak da vallahi arka sokakmış ha. Lan burada kimse yok ki. Ha şu var bir dakika. Kimsiniz lan siz? Sen kimsin? Eşkıya mı? Bu da mı eşkıya? Şimdi delikanlı. Eşkıyasınız öyle mi? Lan bizim öbür çocuk nerede? Bak gerizekalı. Daha yetişemedi. Çekil bakayım oğlum ben konuşayım, o gelir. Ne mi istiyor? Oğlum bak. Ne oluyor lan burada? Lan eşkıya halka mı göz kulak o? Siz bunlar kesin haraç kesiyordur bak ha. Bunlar haraç kesiyor bak. Bunu bir de haracı bana tatlı dille anlatıyor bak. At kafasına bak. Gelmiş diyor biraz para vermek istiyorlarsa sakıncası yok falan filan diyor. Şimdi Rede'ye bilmem ne. Öyle mi? Toz olmuş. Lan sen kimle konuştuğunun farkına vardın mı? Sen beni tanıyor musun? Ne diyor? Şimdi aslan parçası bak. Aha. Emaneti çek oğlum. İndir şunu. Yat lan aşağı. Eşşoğlu eşek. Saldır aslan. Ay. Yat. Benim canımı sıkmayın oğlum siz. Hayırdır lan benim şehrimde bana şekil yapıyorsunuz? Bir şey oldu bir dakika. Oyun dondu lan. Bir görev sesi geldi. Bir şey yaptık ama. Ne oldu? Bazı çete üyelerinin üzerinde hak iddia ettikleri bölgeden sürdün. Evet. Diğerlerinin bölgeyi geri almaya çalışacağından emin olmak için burada kalmak ister misin? Kalalım kardeş. Şekil yapan olursa tokatlarız evvelallah. Biraz ileride toplanmaya başladığını görüyorsun. Takviye beklediklerinden ve dövüşmek için cesaretlerini topladıktan şüpheleniyorsun. Yaklaşmalarını bekliyorsun. Ha, şunlar mı lan acaba? Kesin bunlar ha. Baba geliyor. Yo. Bak gene haraç ödüyoruz biz ha. Boşa gidiyor para. Dur. Bir şey oldu. Lan şu yazı bir gitsin de okuyayım şurayı. Dövdüğünü duydum. Ne yapacaksın? Oğlum sen hayırdır lan? Birader savaşa gireceğiz de şimdi 20'ye 3 savaşırsak 126'ya 5 mi? Öldünüz siz. Ben kendi ordumla savaşa şey yapıyorum direkt. Şehrin ortasında şimdi 126 kişi miyiz biz? Bu biraz saçma olmuş bak. Neydi onun adı? Bu haydutların her sığınak baskınındaki gibi böyle 10 kişi falan seçsem güzel olabilirmiş. 126'ya 5. Biraz kötü oldu yani. Şimdi 126 kişi çıkarsa şehrin içinde baglanabilirler. Ama bunlar hayırdır oğlum bizim şehirde gelmiş bana iş koyuyor lan. Kuralım oğlum ben sen ayağına denk al bakalım. Sen kimle konuşuyorsun? Bunlara bir hadlerini bildirelim de bir kendilerine gelsinler. Tabi inşallah oyun bir yüklenirse. Yüklendi. Ananı avradını. Saldır dedik de kim kime saldırıyor ben anlamadım. Aa dur lan tamam o kadar da kalabalık değiliz. Bizim çocuklar var yanımızda. Lan oğlum. Siz hayırdır lan? Siz kimin mekanında kime iş koyuyorsunuz oğlum? Allah tokat manyağı yaparım alayınıza. Adam olun. Tam 126 kişi girmedik en azından savaşa. Tamam hallettik. Aa bak yoldaşlarımla beraber girdik bir de birazcık adam. Gevşeklere bak lan. Gelmişler bana şekil şukul yapıyorlar. Şimdi galiba haraç ödemeyeceğiz artık inşallah. Bu ne? Oo bedava materyal ver satarsın. Ne oldu şimdi? Sokağı koruyan haydutları yendim. Evet. Ben de dedim milletle ilişkim niye düşüyor? Saldırdığım adamla ilişkim düştü. Diğerleriyle arttı. Güzel. Bak bununla eksi 3. Bu çete lideri çünkü. Ben bunun kafayı bir indirsem kessem mi ya? Türk çete lideri bak. Yer merkezdeymiş. Destekçisi var bir de. Çömlek atölyesinin ve keten dokumahanesinin şeyi sahibi bu. Şimdi ben haraç ödüyorum. Sen bana bunu söyle. Birlik ücret. Şu an haraç yok bak. Dur bakayım. 2 tur gezelim. Valla bir daha haraç maraç çıkarsa tokatlarım ha. Benim canımı sıkma. Edebinle otur şehirde. Valla daya yersin. Dur bakayım. Birlikten bize katılan mı var? Neyse şimdilik almayacağım. Nasıl olsa savaşta değilim şu an. Şerefsize bak ya. Gelmiş bana iş koyuyor bir de. Dur şöyle bir 2 tur atalım bakalım. Şöyle bir gezeyim. Dur diğer kalelere bir gideyim, şeylerine bakayım. Paraları var mı? Buralarda bir şeyler yaptırıyorum. Paraları yoksa para verelim. Şu an haraç ödemiyorum. Lan bak gene haraç çıktı. Allah Allah. Kaleyi yönet, paranız var mı oğlum? 1700 dinar var. Al oğlum sana 5000 dinar atayım şöyle ateşleyeyim. Buranın durumu iyi şu an. Güzel güzel, burası güzel. İyi. Neyse arkadaşlar ben buna video dışı bakayım. Şu evlilik meselesine de bir göz atayım. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.